bugün geldiğimiz noktada ara ara Sayın Cumhurbaşkanı, iktidar mensupları, yöneticileri dine referanslar yapıyorlar ya. Maide suresi 8. ayette inananlar için Allah diyor ki ey iman edenler Allah için hakkı ayakta tutun. Adaletle şahitlik edin. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adil olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır diyor. Şimdi hem kendini dine, etik değerlere yasla hem de adaletsizlik yap. Yani bu reva mı? Bu noktada işte vatandaşlarımızın gerçekten durup birey olarak kendilerini bir düşünmeleri lazım. Burada gerçekten adaletle hükmediliyor mu? Adaletle bu ülke yönetiliyor mu? Ayrım yapılıyor mu? Yani burada bir net bir ayrımcılık var. Can Atalay da bunun çok iyi örneklerinden biri. Bu adaletsizlikle, bu ekonomik zorluklarla, bu yoksullukla bu ülke nasıl devam edecek bilmiyorum. Gerçekten vatandaşlarımızı çok zor zamanlar bekliyor. Doğru, dürüst, güvendiğiniz belediye adaylarına oy verin. Bizlere oy verin. Biz burada gerçekten net bir çıkış yapıyoruz. Ve o sarı kartı bir gösterelim. Ondan sonra da genel seçimlerde aslında bu iktidarın hakkı kırmızı karttır, bu yönetimin hakkı. Yaklaşık 17 milyon emeklinin aylık geçimini sağlayacak olan miktara iktidar karar veriyor. Emeklilerin bunu net bir şekilde artık idrak etmeleri gerekiyor. 7500 liraydı kök maaşı. Şimdi kök maaşı 10 bin liraya çıkarıyorlar. Ama bu kadar artsa da 17 bin liranın artık açlık sınırı olduğu, yoksulluk sınırının 50 bin liraya dayandığı bir ülkede bir emekli aile 10 bin lirayla nasıl geçinir? Hele büyük şehirlerde, hele İstanbul'da açlık nedir? Bir ailenin temel gıda masrafıdır sadece. Emekli maaşı bu sadece gıda masrafını bile karşılamıyor. Ama evet demek zorundayız hepimiz. Yöneten bu kararı veren iktidar. Öyleyse bunun hesabını da emeklilerin ve geçinemeyen vatandaşın doğrudan iktidara ve yöneticilerine sorması lazım.